Sayın Başkanım ve değerli meclis üyeleri, hepinize hayırlı günler diliyorum. Toplantımız inşallah İstanbul'un yararına güzel işler yapmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanım, siz meclisi yönetirken kendi ideolojilerinizden ve siyasi kimliğinizden bağımsız olarak tam bir tarafsızlıkta yönetmeniz lazım. Şimdi kullandığınız bir üslup sizin üslubunuza ve tavrınıza yakışmayan bir üslup. Ben sehven kullandığınızı düşünmek istiyorum. Seçimlerin yenilenmesiyle ilgili kara gün dediniz. Şu anda Türkiye'de en şeffaf yargılamanın yapıldığı yargı Yüksek Seçim Kurulu'dur. Siyasi parti temsilcilerinin de tabii CHP'li arkadaşlar YSK kendi lehlerine karar verince iyi bir siz yargı, lehlerine karar vermeyince kötü. Çünkü kendilerinde bir objektiflik yok. Evet, yargı kararları, ben bir avukatım. 30 küsür yıldır bu mesleği yapıyorum. Kabul etmediğimiz, benimsemediğimiz, eleştirdiğimiz bir sürü yargı kararı var. Anayasa Mahkemesi kararını da eleştirirsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını da eleştirirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu kararını da eleştirirsiniz. Ama orada Yüksek Seçim Kurulu'na kara gün diye hakaret edemezsiniz. Bunu diyemezsiniz. Oradaki hakimlere hakaret edemezsiniz. Bu noktada bakın, eleştirirsiniz, kabul etmezsiniz. Bunu söyleyen birileri olduğu zaman hopluyordunuz, ayağa kalkıyordunuz. Hiçbir insan bağımsız değildir, eleştirilebilir. Deniz Gezmiş'le alakalı da, Deniz Gezmiş'lerin idealleri, metotları sizin ideolojik tercihinizdir. Tartışılmaz, bağımsız Türkiye, eyvallah. Ama Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol, eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Kaldı ki bununla ilgili burada arkadaşlarımız çok hararetle alkışladılar. Önce sizin partinizin geçmişiyle bu noktada bir helalleşmesi lazım. Orada kimler meclise katılmadı, kimler mecliste evet oyu verdi, bununla ilgili bir CHP'nin öz eleştirisi yapması lazım. Bunu önce yapmanız lazım. Başkanım, ben arkadaşlar heyecanlı, çok da uzatmak istemiyorum ama sizden rica ediyorum, şu mecliste oluşan bahar havasının devam ettirmesini sağlayın. Kendi ideolojik kimliklerinizden ve burada tarafsız bir başkanlık sergileyerek. Bundan önceki meclis başkanımız Zeynel Abidin Okul böyle yapıyordu. Sizden de ricam bunu devam ettirmeniz. Teşekkür ediyorum. İçin sesi arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Meclis Başkanım, biraz önce Deniz Gezmiş'le aynı, Faruk Bey gibi aynı noktadayız. Yani biz bu Deniz Gezmiş'in bu mecliste ve arkadaşlarının alınmasını doğru bulmuyoruz. Siz burada ne söylediniz? Fikrinden dolayı vesaire şeklinde ifade ettiniz ama ben kısaca Deniz Gezmiş'in bazı eylemlerinden size bahsetmek istiyorum. Silah tehdidiyle İş Bankası'nı soymuş. İstanbul'da birçok soygun ve gasp eyleminde bulunmuş. ODTÜ'de görevli bir kişinin arabasını silah zoruyla gasp etmiş. Zorla evine girilen bir as subayın eşini silahla yaralamasına sebebiyet vermiş. Bir as subayı silah zoruyla kaçırmış. Türk polisine kurşun sıkmış, özellikle ifade ediyorum. Türk polisine kurşun sıkmış. Şarkışla ve Gemerek'te güvenlik güçlerimize, özellikle Türk askerine tekrar belirtmek istiyorum. Silahlı çatışmaya girmiş bir kişidir. Sayın Meclis Başkanım,
Meclis düzenini siz sağlar mısınız Sayın Meclis Başkanı? Adaletli bir yönetim adına meclis düzenini sağlar mısınız? Arkadaşlar, ilk mecliste konuştuk. Faruk Bey beni tanır, ben de onu tanırım. Siz benim adaletimden yana hiç şüphe etmeyin. Ben ne zaman müdahale edeceğimi, ne zaman müdahale etmeyeceğimi bilirim. Lütfen arkadaşlar, herkes kendi işini yapsın. Ben meclisi yönetirim, siz merak etmeyin. Siz rahat olun. Siz görürsünüz nasıl yönettiğimi. Buyurun, devam edin. Bir saniye, ses geliyor mu? Sayın Başkanım, herhalde sesten dolayı sesim gitmemiş olabilir. Bir kısmını yeniden tekrar edeyim. Bir astsubayı, nereden başlayayım bilemedim. Bir astsubayı. Başkanım. Fikrimi burada beyan etmek istiyorum. Arkadaşlar da demokratik kurallara uyarsa. Başkanım. Buyurun. Müsaade ederseniz. Buyurun. Ben tam bağımsız Türkiye diyen 3 tane genci burada andım. Başkanım ben andım. Farklı bir müsaade fikirde ederseniz, siz de bana müsaade ederseniz ben de farklı bir Başkanım fikir. Müsaade edin. Tamam. Tam bağımsız Türkiye diyen 3 tane gencin söylediklerini söyledim. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız dahil zamanında çeşitli açıklamalar yapmışlardır. Dolayısıyla yanlışı doğrusu tarih onları eleştirir. Ama burada Sayın Başkanım müsaade ederseniz ortamı gelecek şehir efsanesi olmuş bazı şeyleri burada söyleyip durumu başka bir boyuta götürmenin doğru olmadığını size yakışır şekilde konuşacağınızdan ben eminim. Lütfen buyurun. Ama arkadaşların sükutla dinlemesini rica ediyorum. Şarkış'la ve Gemerek'le güvenlik güçlerimizle özellikle Türk askeriyle silahlı çatışmaya girmiş. Burada önemli bir durum var. Yani Deniz Gezmiş'in fikrini, ideolojisini, görüşünü sözüyle, kelamıyla, kalemiyle savunmak yerine silahlı eylemler yoluyla devletin anayasal düzenine başkaldırı yoluyla yapan bir kimsenin biz burada anılmasını doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Faruk Bey keza belirtti. CHP bundan 28 kişi asılması noktasında kabul oyu. Tamam başkanım, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar mikrofon açalım. Rica ediyorum. Mikrofon açalım arkadaşlar. Rica ediyorum. Arkadaşlar ben söylemeden mikrofonu kapatmayın lütfen. Başkanım. Hayır, kim siz... kapatıyorsa onun da bilgisini biz de bir alalım. Arkadaşlar. Başkanım. Evet. Başkanım. Lütfen toparlayalım. Yine sizin söyleyeceklerinizi söylediniz. Sözüm bölünmezse toparlamakta sorun yok. Başkanım yani biz burada bu vatandaşın yaptığı eylemlerin kurduğu örgütün terör örgütü olarak nitelendiriyoruz. Bu vatandaşın da anayasal düzene aykırı olarak anılmasını doğru bulmuyoruz. Saygılarımla. Arkadaşlar tamam. Evet. Teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Her birimizin farklı görüşler olabilir. Burası da Türkiye'nin ikinci büyük millet meclisi. Dolayısıyla İstanbul'un meclisi, milletin de meclisi İstanbul'un. Arkadaşlar fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Bir problem yok. Ben cevap vermek için söylemiyorum ama sadece Faruk Bey'e Karakış'ı 6 Mayıs'la eşleştirdiği için bizim Anadolu'da Hıdır Ellez geldiğinde Karakış bitmiş diye ben konuşmamın en başından Karakış'la başladığım için siz onu yüksek yargıya müdahale gibi algıladınız. Ancak bizim yargıyla hiç işimiz olmaz. Olanlar kendileri bilirler. Ben şimdi gündeme devam ediyorum. Söz mü istiyorsunuz? Ya. Başkanım, tabii çok meclisi de yormak istemiyoruz. Bu ilk aydan yani seçim oldu ve aradan 40 gün geçti henüz. Buranın gerilmesine gerek yok. İstanbul için birlikte hizmet üretmeliyiz. Ama tabii şimdi bazı sözlerin de yani muhalefet partilerinin sözlerinin de burada iktidar partisinin üyelerini inciteceğini düşünmesi gerekir. Daha düşünceli davranmalılar kendileri. Onlar ne derse desin biz üç fidanı anmaya ve tam bağımsız Türkiye demeye devam edeceğiz. Bunu ifade edeyim.
Cey Bey buyurun devam edelim. Evet. Bir de bir yüksek seçim kurulunun vermiş olduğu kararla ilgili bir atıfta bulundu. Onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara uymayanların Türkiye'deki çeşitli mahkemelerin kararlarının adaletiyle ilgili burada atıf yapmasını hayretle dinledim.